الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسولنا محمد الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين الله سبحانه وتعالى رب العالمين يبي على المخت الله الحمد والسلام على الرسول رسول أكرم محمد مصطفى صلى الله عليه وسلم فيغمر صلى الله عليه وسلم يسأل والسلام على الرسول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Allah subhanahu wa ta'ala hammalarımızı kılıyken ibadetlerimiz kabul kılsın. Bugünkü cemaat kayışkiri bugün bayan Sudan'ın ericeleri, salda satıldaki kanun, kaide, satıcının hak hukukları, satıp alıcının hak hukukları, ikilesinin müşteri bugün hakları, demek ki salda hakkı belki. Salda, bana şu dünyada kegen günümüzden başlanan, Dünyadan ötüp etkenimizde kefen satıp alış için savda kılış gerek olur. Savda ömür vazifesi. Her gün ya ki satı uçumuz ya ki alı uçumuz. Ya ki kette derselerini satıp alanız. Ya ki küçük derselerini satıp alanız. Her gün gelip işimiz. Bu da insan yeşillikke, içişlikke kançalık muhtaç olan olsa savda satıp kıyam şünçelik muhtaç olarak. Allah-u Teala Bakara Suresi de Kur'an-ı Kerim'de وَأَحَلَّ اللّٰهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الْرِبَادِ Allah Teala beyni helal kıldı. Ribanı haram kıldı. Süt horluğunu haram kıldı deyip ayeti kerime düşürdü. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ise bir neçe hadislerde savda satı hakkındaki kanunlarını, kaydalarını, tertip intizamlarını, adab ahlaklarını bayan kılıp öttüler. Ama biz cemaat kayıt edilen söz Biz tarihte bilemiz ki ümmet-i cemaat kança Müslüman diyarları ve bugünkü kündeki en katta Müslüman bulundurgan devletler Endonezya ki şimdi hoşçakal Afrika'ya ki başka bir devletlerde mumun Müslümanlarını adablarını savda satıldaki amanatlarını doğru sözlüklerini kılınıyatken hukuklarını ihtiram hürmetlerini görüp dinge girişken Kılıç bilen kirmeseye, cihad bilen kirmeseye, Müslümanların doğru sözlüğüyle, amanet göğünlüğüyle girişken. Şunun için bana tarih kitaplarda ayırdı ki, İndonezya'ya 270 milyon da aşık ahalısı var. İndonezya'da genç var. Hazır bana Müslümanların, Müslüman sanı bilen bir devlet ölçense, en kettesi İndonezya'ya olup kısaplanan. Bu şey İndonezya'ya sahabalar, Savda satıp maksatta barışsa deydi kitapta, tarihte. Müslümanların namaz vakti namaz okuyatkenliğini görüp, amanat göğülüğünü görüp, doğru sözlüğünü görüp, bunlar saval verirdi. Kim örgütti sizlerge? Bunday balış kim örgütti sizlerge? Mesela bizi dinimiz örgütti, Kur'an örgütti, hadis örgütti, hayranlarımız örgütti dese, şu dinilerde biz hem örgüneli dedi. Biz hem şimdi savda satıp kılışını örgüneli, Biz hem bana şimdi sizlerle hoşçak doğru söz buluştu örgenelikti. Söngüne din getir gene. Umar İbni Abdülaziz'in aşkın sözü var. Kunu duaten samitin. Gepir meydagan davet çiboliler dediler. Kunu duaten salihin de gene. Gepir mesleğen davet kıladık adam boliler. Kalu keyfe. Kanday kılıp gepir mesleğen davet kılamız de gende. Bi ahlakikum. Adabların bile. Ahlakların bile. Tertip intizamların bilen basayla indenme yüredeğen davetçi bulaslar dedi. O şöyle biz cemaatle hiç gerek, ümmet-i cemaat. Biz o şunday davetçi olsak bulalım. Kanday kubesi hemeniz bulalımız. Hemeniz duaten samitin bulalımız. Cim duradığen davetçi bulalımız. Kanday kubesi bizi körüp dinli yakış körüp basın. Bizi körüp dinli yaman körüp kalmasın. İslam dininde kemçiliği yok. Müslümanlarda kemçilik dolar. İslam dininde ayıp yok, nuksan yok, hata yok. Hiç kendi hata bizde. Hata mende, hata sizde. Müslümanda hata var. Mumunda hata var. Kur'an'da çi, Kur'an'da hata yok. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in sünnette çi. Yok sünnette hata yok. Hata hayırda dese hata siz bilen bizde bularak. Şunun için Umar ibn Abdülaziz ettiğine gelirler ki Kunu duaten, samitin, cim turalıgan, yapırmaydıgan davetçi bolinler. Kaçan ki sizi körse hulkünüzü,
şəkliniz emas, isminiz emas. Muhammed ya ki Abdullah ya falan diyen isimlerini kançasını gördük. Ya ki şekli şemali güzel durgen erkek ve ayallarını gördük. Dinge hılaf işler var. Kunu duatan samitin de gene. Cim duradığan davetçi bulunlar. Hulk bulan, adab bulan, ahlak bulan dediler. Beynime de gene. Şeriatımızda beyni gene malını evazige bir insanda menfaat fayda keledigen nerseni ebedi almıştırı varıştı. Men bir narsani bu telefonda mıdır, mana bu mikrofonda mıdır bir kişiye malı, pulunu, dolar, dirhem, dinar, som mana şu narsani mukabiliga almashtiraman. Men o kişiye mukabil veremem, o kişi menga mukabil beradi. O'sha narsani nomini hurmatli jamoat bay deydi. Bay qilishlik. Bizi eski oqsoqollarimizdan hozir ham qolib ketgan urf odatimiz qarasangiz bay qilayotganda baraka deydi. İkalalari bir-biriga qo'lini berib, mashina bozorida, mol bozorida yoki uy sotib olsa, yoki muhimroq bir narsani sotib olayotgan bo'lsa, qo'lini berib baraka qiladi. Barakasini bersin deydi. Ana o'shani erajalarimiz jamoatga qanday qilsa baraka bo'lish turadi, kishi bayon qilamiz. Zawobitul bay fil islom. İslam dinidagi bayning qonun qoidalari. Birinchisi Al-amanatu. Savdogar odam omonatgo'y bo'lsin. Bir kişi aytadi, men samolyotda ketyapman dedi. Bugün biznes haqida, ticaret haqida aytganda. Samolyotda ketyapman, biznes klassda chiqishdan oldin biznes klassda o'zining nimasi bo'ladi, zali bo'ladi, alohida. Xuddi boshqa yerdan kelib qo'ygan odamdan juda hurmat ko'rsatib, boshqacha choy suvlar berishadi. Hammasi suvdan damlangan o'zi. Keyin biznes klassga alohida chiqaradi. Kreslosi kattaroq bo'ladi, pulni kattaroq bergan uchun. Xizmatlar go'zalroq bo'ladi. Biznes klassda nimasida o'tirsam deydi, haligi xonasida. Yanimda bitta arab o'tirgan edi. U ham arab o'zi aytayotgan. Saudiyani bilmayman, milliarder. Keyin men u nimaga chiqsam, biznes klassda o'ziga o'tirsam, samolyot ichidagi katta kresloga, u ham kelib yanimga o'tirib qoldi. 24 yosh vaqtimda, yosh bola edim. Yanimdagi odam so'radi deydi. Endi 6 soat, 7 soat uchish uchun oxiri gapirib yuboribdi odam. Nima dur deyish kerak? Gapirmasa bo'lmaydi. Safarga chiqish kerak bo'lsa ham tarixda salaf solihlarimiz aytishgan ekan. Dindor bo'lib xulqi buzuq bo'lsa safarga chiqmayman shun bilan degan ekan. O'n qarang. Dindor xulqi yo'q. Bu bilan safarga chiqmayman degan ekan. Dini zaifroq, xulqi go'zal. Shun bilan safarga chiqqanim yaxshiroq degan ekan. Dini bor, qandaydir namoz, roza bor, odob yo'q. Bu bilan men safarga chiqmayman degan ekan. Lekin bir kishining dini ozroq, odobi go'zal. Shu bilan safarga chiqaman degan ekan. Yana bir kishi aytibdi, safarda ketyapti. Bir chaqirimdan meni ko'tarasiz, bir chaqirim men sizni ko'taraman desa, men belim og'riydi debdi. Men seni ko'tar demayapman, yaxshi gapirib ketsang, bir chaqirim sen yaxshi gaplarni aytsang, bir chaqirim men yaxshi gaplarni aytsam, yetib olamiz deyapman, yelkangni ko'tarib ol demadim. Degan ekan. Shuning singari bular ham suhbatlashib qopti. U haligi boyvatcha bu 24 yosh tojirga, tijoratchiga, biznesmenga savol berib, kim bo'lib ishlaysiz deb. Desa tijoratchi bo'lib ishlayman. Xo'p, tijoratchilik nima degani bilasizmi? Tijorat so'zi nima degani? Yo bilmayman. Bu qissani aytsam juma ustiga qoladi. Mo amonat degan joyga aytib kerak joy. Arab tilida tijorat deb so'z yozilsa, ikkita harf u tarafda, ikkita harf bu tarafda qolib ketadi, o'rtada alif bo'ladi. At-tijara deganda bir alif cho'ziladi. O'sha biznesmen aytadigan, sen tijorat tushunasanmi? Ha, tijorat shu oldi sotdi degani tijorat desa, yo tijorat unday emas. At-tijaratu fihi al-alifu wal alifu al-amanatu degan. Tijoratni o'rtasini ushlab turgan, ustun bo'lib turgan bir alif bor. Alif degani omonat degani. Qaysi biznesmen, qaysi tijoratchida omonat yo'q, unda baraka yo'q. Amonat yo'q, baraka yo'q. Shuni bilib olaylik jamoat. Biznes qilyapsiz. Biznes qilmasangiz ham savdo qilyapsiz. Savdoning erichasi degani, savdoning qoidasi degani, qaysi inson tijoratchi bo'lsa, sotib olayotganda ham, sotayotganda ham amonatlik bo'lmaydimi? Barakasi bo'lmaydi mana shu inson. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam hadisda aytadilarki, ayatul munafiqi salasa yatlab olgan jamoat bordir, uni hadisi biladi. Munofiqda 3 alomati bor, gapirsa yolg'on gapiradi, ko'payib shunday insonlar. Yolg'onchi dunyoda najot topmaydi, oxiratda 1 2 2 3 3 4 bo'lmaydi hech qachon.
Yalan gəpirməyilik, hürmət bu cəmat. Yalan söyləməyilik. Yalan gəpirməyilik. İltimas. Hadisdəki buyruq. Və qaytarıq qımaylardır. Doğru sözgə buyruq. Yalan gəpirməsikdən qaytarıq. Asan bol, tildə üçün də çikət yəpir. Yalan gəl. Dinimizdə axlaqlar ötökür. Birinci nəvət oturadırken, sıdqı dillik, doğru sözlük mürər. Üçün, ayətdir ki, münafıqın üç əlaməti var. Birincisi, idə həddəsə kəzədə. Gəpirsə yalan gəpirir. Saudadayam üçün, gəpiriyyatqı adam yalan gəpirib satadır. Heç biz görmədik ki, matasını yamallar satıyatqı adamı görmədik. Maktab satadı həməz. En zoru şu deyilir, zavudda özü işləb çıxarırken de. Yalan gəpirir. Allah dalı bərəkən ab qoyadır. İzə həddəsə kədəbə və izə vaadə əxləfə vaadə birəb. Ləkin vaadəni bəcərməyib. Şu yüydü sizgə sataman deyilir. Şu maşinəni sizgə sataman deyilir. Manavu sigirdi sizgə sataman deyilir. 10 tiyin kımmatiyi kepkası imanını satıp durup birinci maşinəsini satmaya koyarım. Dinini satıp, amanatını satıp, yüyünü satmaya koyarım. Kança şikayet var. Bir-biriden şikayet var. Müslüman, bir Müslüman bırağa savcı koysa, ikinci adam varmayı duradı. Çünkü ha deyip cevap verdi mi? Yok deyip cevap verdi mi? Anadır çıkandın kim bara? İkide Müslüman bayi kılıyatsa, bayi nihayesi yetkünce koşulmayı duradı. Bu kişi satıva mahcup oluyatken olsa, nergi adam toktap duradı. Fakat yine şufa degenlerse var ki, koşunu üyü satılıyatken olsa, bir deval koşunsana hakkı buladı ki, çıkıp bayını bozup başı da. Yok bunu men satıva mahcidim desin, şunuyla hakkı bulan. Başka oranda hürmetli cemaat. Bana puldu deyip, dinar, dirhamdı deyip, azgına puldu deyip, biz ne bakmayalık? İmanı koşup satıvarmayalık. Dinimizi koşup satıp yubarmayalık. Demek Allah Teala ayetti ki, humul lezine, vel lezine hum li emanatihim ve ahdihim ra'un. Bunlar amanatlarını, ahdlerine, ayman gelişken nerselerine riaya kılışar. İzâ va'de ahlefe, va'de kısa hılâf kıladı. Ve izâ tumine khâne. Amanat koysan hiyanat kılıp giderdi diye. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem hadiste dediler ki, ve in sâma, ve in sallâ, ve in zâme ennehu muslim. O şu adam namaz okuyduğun olsa, roza tutsayan, namaz okusayan, ben Müslüman ben deyip daha vaksayan, münafık boyca falan deyip, korkutadırken hadis. Korkutadırken hadis. Anam dedi, böyle gelip, cemaatle gelip, namaz okup, dua kılıp, yığlar, imam geliysem, 500 son kılıp, bir de dua koyun deyip, göçüge çıkıp, baydı buz yatkan olsa, verdiği hılap kıl yatkan olsa, sözü yalgan olsa, ve insama, ve insalla, ve inzama ennehu muslim degen, namaz okusaya, roza tutsaya, Müslümanlığını dava kısaya, biz Müslümanlığı dava kılmalı, Müslüman bu komayımıza gelin. Münafıklar Müslümanlığı dava kıl. Müslümanlığı dava kılışı ki, evvel bizden sonra şariyatımızdan buluş gerek. Şariyat çünkü Müslüman bu adam değişik gerek olur. Çünkü biz cemaat gayet arası kurmadı, cemaat demek, o şey, Salda kılıyatken adam birincisi amanat göy olsun. İkincisi as-sidqu huvel vacibu ala kulli muslimin en yekuna sadikan. Fi kulli muamelati. Müslüman adam kanday muamela kılmasın. Kim bilen kanday alaka kılmasın. Her biri de doğru söz buluş gerekir. Bunu aldın ise biz şartlar ettik. Allah Teala dedi ki ya eyyuhallezine amenu ittakullaha ve kunu ma'as sadikun. Ey iman keltirgenler diye Allah Teala. Mumun Müslümanlar diye. Ey iman keltirgenler. وَاتَّقُوا اللّٰهَ Allah'dan korkuyla. وَكُونُوا مَعَ الصَّادِق۪ينَ de gelin. Doğru söz. Çınçıl deydi. Doğru söz adam mı ne? Yalgançıma yaşamayın hayatta. Ömrü necat kapmaydı yalgançı. Hiç kaçan necat kapmaydı. وَكُونُوا مَعَ الصَّادِق۪ينَ Doğru sözler bilen birge boluyla de. Doğru yapıradığın işi doğru, sözü doğru, özü doğru adamlar bilen birge boluyla. فَلَوْ سَدَقُوا اللّٰهَ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ رَوَى بُخَارِي وَمُسْلِم رحمهم الله حديث حكيم بن حزام رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم البيعان بالخيار ما لم يتفرقا اكتا صادق ليتكن adam ihtiyarda bo'lib turadiki to shu savdo qilgan joydan tarqab ketmaguncha. Mana o'sha mol bozorida
qo'lini qattiq tortib, bechora haligi ati emasidan chiqib qoladi. Qayd turgan emas, ha bo'ldi bo'ldi, baraka baraka deb yuboradigan holatga olib borish shariatda yo'q. Buni majburlash deydi. Majburlash shariatda yo'q, hech dinda o'zida ham la ikroh deydi. Dinga majburlash yo'q, dinda majburlash yo'q. Shuni qo'lini uzib oladigan darajada bay qilishlik yo'q, uyattirishlik ham yo'q. Ber endi, yana ikkitasi keladi. Ber endi, sotib olaver endi. Hech kim bermaydi deb kelmaydi, hamma sot deydi, hamma klientlar. Shuni aytyaptilarki payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam, al-bay'ani bil-xiyor, yoki savdo qilayotgan odam ixtiyorda bo'lib turadi. To bo'ldi baraka sotdim degandan keyin tamom. Qaytarishlik ixtiyorini ikkalasi ham talab qilmagan bo'lsa qaytara olmaydi ki. Bo'ldi qoldi shularda. Iqola degan bob bor, qachonki o'z ixtiyori bilan man aqola degan hadisda. Kim o'zini ixtiyori bilan qaytarsa, mayli shundaydi, xo'p, qaytarib ber meni. Ayb chiqib qopti, kamchiligi chiqib qopti desa, Alloh taolo uni qiyomatda gunohlarini qaytaradi degan hadis bor. Bay to'g'risida ham ko'p nima savollar bor. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam ular ixtiyori bilan fa in sadaqa va bayyana burikalahuma fi bay'ihima. Ikkalasi to'g'ri so'z bo'ladigan bo'lsa, aldamasa bir-birini. To'g'ri ile so'z bilan savdo qilsa, ikkalasini ham savdosiga Alloh baraka beradi. O'zi hadisda, hurmatli jamoat, endi buni o'qib beraman sizga juma vaqt bo'ladi. Qisqartirib aytib beraveramiz. Hadisda Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam sahih hadisda iza ba'a ba'a samhan va iza ishtara ishtara samhan. Qachon deydi payg'ambar sotadigan bo'lsa, sotadigan narsasini arzon qilib sotardi. Qimmat qilib sotmardi. Ozgina foyda bo'layaptimi? Tamam, sotadi. Va iza ishtara ishtara samhan degani sotib olish kerak. O'sha narsaning narxini yerga urmaydi. Bizda bir narsani sotish kerak bo'lsa, bittasi mol bozoriga boribdi. Yoshligimizdagi eshitgan qissalarda mol bozoriga boribdi. Molini sotibdi bittasiga. Chiroyli qilib sotib yuboribdi. U narxini sotib olgan odam yuvib tarab bir narsalar qilib, narxini qo'shib, yana o'zi qaytarib sotib qo'yibdi. Uyga qaytib kelsa, keyin xotini aytibdi, "Mol sotilmadimi?" dedi. "Yo, sotildi, boshqa mol olib keldim" dedi. Bolasiman qo'shib olib keldim, mana ikkalasi. Ey, o'zimizni mol qaytarib olib kelibsiz dedi. O'zini moli qaytib kelibdi. Beri molni xotin, mol bilmayman hech kim. O'zini moli qaytib kelibdi qisqasi. Narigilar nima qiladi desangiz, oshiqcha maqtab qo'yadi. Oshiqcha maqtaydi. Eshitsang, haligi eshitsang, shuni olging kelib ketadi. Bir odam uyini sotmoqchi bo'libdi. Reklamli kompaniyaga borib uyini sotmoqchi debdi. Qo'y uying do'stim sotmoqchi desa, sotaverayin, uyim sotayin, boshqa uy olishim kerak, onday bunday deb nimalar aytsa. Bo'pti uying deb nechta sotding, nechta xonasi bor, qanday nima o'sha menga sifatini ayt deb uyini sotamiz. Reklamada o'xshatish kerak. Suratini qo'yib, sotinglarni aytib, xonalarini aytib bir nima qilib reklama tayyorlab, men do'stimni qayra chaqiribdi-da bu. Ey do'stim, reklamani bir ko'rib qo'ysang yaxshi bo'ladi, uyni sotishga tayyorlab qo'ydik. Kelibdi-da do'stiga aytmabdi. Bu yerda boshqa bir reklama ham bor, shuni ko'rchi, olsang bo'larmikin deb o'zining uyini o'sha hamma sifatlarini oshiqchasiman qilib turib o'zini uyini birinchi ko'rsatibdi. Mana bu uy mandaq bunday sifatlari bor ekan. Shunaqa uy olaman deyapti, ha shunaqa uy bo'lsa yaxshi bo'lar deb. Men uyim reklamasi qan desa, shu uyning reklamasi shuni o'zi deb. Agar shu meni uyim bo'lsa, men bu uyimni sotmayman deb. Har kuni yashab turgan uyingiz uni ko'rinishni boshlaydi, shayton uni ko'rsatadi. Har kuni yashab turgan xotin boshqasini xotinidan o'zi yaxshi bo'ladi. Biroq shayton kelib xotiningizni keyin yomonlab qo'yadi. Bu xotin tuzuk emas, nariga yaxshi deydi, boshqasi yaxshi deydi. Har kuni minib yurgan mashinangiz o'zi yaxshi bo'ladi. Boshqasini mashinasini nima qiladi? Maqtab qo'yadi. Shuning uchun haligi bozordagi reklamasi kuchayib ketsa, o'zinikini qaytarib olgan ekan. Unday qilmoq kerak. Keyingisi, hurmatli jamoat, boylarimizga, savdogarlarimizga tegishli. Men bu mikrofon datini aytmaylar qo'yayim. Qirg'izistonimizning eng katta bugun mana shu boshqaruvda turgan inson chiqib intervyu berdi. O'zimizni Jalloviddan intervyu berib aytdi. Men riboma ish qilmayman dedi. Men tan qoldim shu intervyuni ko'rib. Shunda ishda turgan odam shu gapni aytgan. Men riboma ish qilmayman dedi. Chuboq hozirdan bir yo'l so'radim, mana ikkinchi yo'l so'ragandan keyin umuman yo'l yo'q deb aytganda men hamma narsalarimni sotib oldim. Alloh taolo undini 100 barobar yaxshiga almashtirib berdi. Nima ko'rdingiz? Men riboma ish qilmayman dedi.
ticaret kılıyorken adam haram bakar ribama işkimasın. Anan 2 yıl burun bir yerde indi hazır vakti geldi ayet koyayım. 2 yıl burun bir söz bakar iken Abdülaziz Allah şu ribaga ruhsat verdi. Ver ruhsat vermedi. Kam etmiş ruhsat veremiz. Allah Teala unama gelmeden sen ben bolar desem ben bulmaydı. Çünkü bilmiyor ya. Yani bir tane sayıda da Abdülaziz Allah paypakka mahsuslar şu ruhsat verir. Kıyamatta şuları boyunca esirlemiz. Kanay kıl biz paypakka mahsuslar şu ruhsat verir. Kanday kıl. Bu özünü sözü boşa kalır abi. Bu kişi ayetti mi ribama işkimayma dedi. Karayın. Allah Teala ve ahallallahul beya ve harrama riba. Allah beyni halal kıldı, ribanı haram kıldı diye. Kim ki riba kıladıken olsa fe'zenu bi harbin minallahi ve rasulihi diken. Allah'dan bugün vuruşka tayyar bu. Peygamberden bugün vuruşka tayyar olsan riba kıldı gibi. Kaysa adam riba kıladıken olsa, sütkorluk kıladıken olsa o şey adamın savdası yürüşmek. Yani Cuma'nın ayetler. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de ya eyyuhallezine amenu izâ nûdiye lissalâti min yevmil cum'ati fes'av ilâ zikrillâhi ve zerul beyi. Savdogarlarga tegishlik. Ey iymon keltirganlar, jumaga chaqirilsanglar bayni to'xtatinglar. Bayni to'xtatinglar. Vazarul bay, savdoni to'xtatinglar. Fasau ila zikrillah. Allohni zikriga shoshilinglar. Zalikum khoyrul lakum. O'sha narsa sizlar uchun eng yaxshidir. Boshqa oyat karimada Alloh taolo aytayaptiki, rijalun la tulihihim tijaratun va la bay'un an zikrillah. Ve ikam-ı salati ve ita-ı zekat. Şunday ricallar var diyor. Bu yetteki rical, erkek, ayal bir kıl buladı. Ayal kişiyem şeriatı çıralık becerip geçse rical değiller. Erkek kişiyem şeriatını çıralık becerip getirken olsa rical değiller. Erkek kişi, ayal kişi de kendindeki söz. Allah diyor. Ricalun la tulhihim ticaretun ve la bayun an zikrillahi ve ikam-ı salam. Şunday erkekler var, ya ki ayallar var, kişiler. Hayya ala salah, hayya ala felah deyse savdasını dara tohtatat, namazga şaşırlar diye. Ularını ticaret, bey, savda satıp namazdan, ibadattan tosmayıp diye. Savdagerler için ayterdik biz. Dükkan işte isimli. Yine bir cahide ticaret kılasın mı? Ticaret ömür her gün kılarız. Allah bereket verirse öz faydası olur. Lakin namaz vaktida, ibadat vaktida, ibadatka yürüyüşlükke büyürgeniz. Keyincisi. Kıskara ve etkiler misiniz? Vaktimiz askıcağım için kıskara ve etkiler misiniz? Keyingisi hürmatlı cemaat. Vaylarımız, müfti vaylarımız etkili. Vaylar bir köpü müfti yok kalaktı. Özlerine özler fatva verip kalamıyor. Bir neseler örgüt kalamıyor. Halal haramda büyürüp aytarıp kalamıyor. Vaylar, şu köp vaylarımız de bir... Şuna kadar bilesleri köpü aydın ama vaylar doğrusu. Kulu köpü aygenden ki ilim köpü aydın kaldı öyle etti. Zekatlarına yol kapışar. Zekatlı vakti yaklaşırsa kımmat ikide maşini alalım, ikide üye alalım. Çekiler de akıllar. Hani sen üye yapmaydın, benim zekat vermeyim ben dedim. Hey, sen gel Allah'ta Allah bayılık verip senin zekatını veriyor musun? Akıllı ilginden, senin aklından göre profesörler yürütü böyle satmıyor, mahtep doktorçular yürütü, matizler. Akıllı ilginden ben senin hudasına yap. Aklın yok senin. Kança baylar var, kol koyup arıza yazışı bilmeyin. Lekin huda onda bayılık verip. Bunlar kayırga hile kılar deseniz zekat vermeyip de bunlar. Zekatta hilelerini oylayın. Kaysi insan zekat vermezsen bayiliğini toplasa kıyamet günde o şu adamdır bayiliğiler zeherlik ilan olup başını uğrar çakar dedi. Vane melüke vane kendisi ben seni mal mülk bayiliğime sen beni sahlap koydun zeherim köpeyip seni özün çakaman dedi. Eyter. Allah Teala rıba aliyetken adamdır. Rıba beliyetken adamdır. Rıba iyiyetken adamdır. Ribağı güvahlıkı ötüyetken adamdı. İşte güvahlarını hemmelerden bu subhanahu ta'la lanetlendiğin İmam Müslim'den rivayet edilen bir hadis var. Sözü kürünün meminin öte kök kıssalar var. Bizi mezhep başımız İmam Ebu Hanife rahmetullahi aleyhi. Belki başka adamlar da hayatta kıssalar vardı, vakiyeler var. Bir savdager varken, bir Arap savdager tarihte biznesmen o şey kişi İşçisi geldi, ben uzakta sefer geket yapayım, yani darbo düzgeni geket yapayım. Sen buna dükkanı karab durgun. Ona beni kör yapsam de bir kımmat kıyım var eken. Kımmat. O şey kıyımda ayıbı var. Sen o şeyini buraya satsan, ayıbını ayıp sattın. Özü 1700 dolar durardı. Şunu 300 dolar bir sattın diye belki. Ona ketti o adam. Ketse bir klient kese bu haliki iyisi de yok. 1200 dolar göz atı var. Dirham gedeyim. 1200 dirham gedeyim. Sizler de beni düşünsün diye dolar diye.
Savda paytida narigi shoshiltirdi bu. Men Yamanga ketishim kerak, karvonim chinib ketyapti, kamini bermasam je o'zi 2000 turadi, mayli 1500 ga beraman desa, mayli 1500 ga olaman deb boyagi yevrey, yahudi ekan, bizni dinimizda bizga tajovuz qilmayotgan odamlarman, bizni dushmanchiligimiz yo'q. Bu Gazzadagilarga, yahudiga dushmanchiligimiz sababi musulmonlarga tajovuz qilyapti. Bizga tajovuz qilmasa, uyimizga bostirib kirmasa, musulmonlarni o'ldirmasa, ular bilan muomala qilishga buyurilganmiz. Anan boyagi yahudi aytdi, men Yamanga ketishim kerak, savdo o'tirishim kerak, davo tezroq ber, meni olib ketay deb hali gaplarni aytgan eshitsa qolgan ekan. Savdoni sotib olib u ketgandan keyin eslab qolibdi, men buni qimmatga sotib qo'ydim-u deb. Bizni teskarimizda biz va maza bo'ldik, qimmatga sotib qo'ydik. Ey, u attan qimmatga sotib qo'ydim deb. Ertasi kuni nima ketdi? Haligi egasi do'kon egasi kelib, savdolar nima bo'lyapti? Hamma yo'g'zor, onday-monday savdolar zo'r. Bo'lki mana deb tali 1.5 ming dollarga sotma, o'zi 1.5 ming dollar, lekin uni 300 dollarga sot deganingiz, men 1.5 ming dollarga sotib yuboribman debdi. Desa, ey Alloh taoloning yanida men nima degan odam bo'laman? Kimga sotdim? Bilmayman. Qayerga ketdi? Yamanga ketaman degan bitta yahudiy desak, narsalarni olib tuyaga, karvoniga hamma narsasini olib yo'lga chiqib yuboribdi boyagi do'kon egasi. Pulini qolgan qaytarib beraydi. Bir kun istab, ikkinchi kuni, uchinchi kuni yetib oldi. Qarasa, assalomu alaykum deb borsa, marhaban. Assalomu alaykum, va alaykum assalom demaydiganlar. Bu o'zi adashib ketdi. Ha, nima gap? Desa, sizlardan biroq yarim savdo qilmaganmidi? Ha, savdo qilganmidi. Shunday uzun kiyim olmadim, ha, mana kiyimni, ha, shu kiyim. Nechi pulga olding? Nima ishing bor? Yo'q, meni do'konimda mabsus, aytaring, nechi pulga oldingiz? 1.5 ming dollarga, dirhamga. Desa, yo'q. Meni ishchim qimmatga sotib qo'yibdi. Bu o'zi 300 turadi. Men pulni qolganini sizga bergani keldim desa, haligi yahudiy nimaga unday qilyapsan? Nimaga unday qilyapsan? Desa, bizni din omonatga buyurgan. Birovni haqqi haromligiga buyurgan. Ustidanlar yeb ketaverishga buyurgan emas. Bizni din yaxshilikka buyurgan. Mana pulingizni oling desa, yahudiy o'sha joyda islom diniga kirgan ekan birodar. Bay bilan, savdo bilan. Men boya masalani boshida aytdim. Eng katta musulmon davlatlar savdo odob bilan dinga kirgan. Imom Abu Hanifa rahmatullohi alayhi mazhab boshimizga bir kishi keladi, bir ayol kishi. Qimmat ko'ylagi bor ekan, sotgani keladi. Aytadi, Abu Hanifa tijoratchi bo'lgan, eng boy mazhab boshi bo'lgan. Ko'p aytib berdi masalan. Shu ko'ylakni olib qo'ying, men sotmoqchiman. Mana kiyimni oling desa, qanchaga sotasiz? Taxminan aytaylik. 500 dollarga sotaman. Yo, jicha qo'shing deyaptikan. Qani teskarisida. Jicha tushing demayaptikan Abu Hanifa. Yo, bu 500 dollardan qimmatroq ozgina qo'shing desa 700 dollar. Yo, yana qo'shing. 1000 dollar. Yana qo'shing desa, "Ey, ustimdan kulyapsizmi?" debdi. "Siz meni ustimdan kulyapsiz." Desa, "Yo, bu kiyimingiz 3000 dollar turadi. Siz bilmayapsiz ekan buni qadr qimmatini. Men esa bunday avvalishligim shart emas" deb haligini 3000 dollarni berib kiyimni olib qolgan ekan. Tarixda biz jamoatga aytamizki, mashina sotib olgan yoki sotganlar keladi ko'proq. Mashina shunday oldi, motor chiqib qoldi. Aybi bormi? Aybini aytib sotaylik birodar. Kamchiligini aytib sotaylik. Qizimizga sovchi kelsa ham kamchiligini aytaylik. Kiyo bolam kamchiligini aytib qo'ysin keyin. Hamma o'zining kamchiligini aytsin. Shariatda shunday bo'ladi. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا ظلمنا أنفسنا ظلما كثيرا أي رب أوزنا أرسلنا بكم ظلم قضي وإن لم تغفر لنا وترحمنا سنزل برحمتك وسنزل برحمتك وسنزل برحمتك لننكونن من الخاسرين خسرا ندامتك insonlar sarfdan bo'lamiz ya robbal alamin gunohlarimizni kechirgin ayblarimizni yashirgin ikkala dunyo sabab bo'lgan insonlar sarfdan xato bo'lsin el yurt mamlakatimizga qirg'izistonga butun dunyodagi mo'min musulmonlarga o'z rahmating fazli karaming nusrat g'alabalaring barakatlaring yog'dirgin bu istig'forlarni ham ey robbimiz bizni foydamizga qilgin tavfiqqa hidoyatga to'g'ri so'zdan bizlarni hech qachon ajrat qo'ymagin doimo mana shu juma jamoatda ibodatda ayniqsa bu vaqtlarimiz kuni qisqarib bomdod juda muammo bo'lyapti shu bomdodlarda masjidda bo'lishiga alloh taolo o'zi nasib qilgin robbana fi dunyo hasanatan va fil akhirati hasanatan va qina azabannar bi rahmatika ya arhamar rahimin